30 yıldır Etijin var. Neden bu sene reklam yapılıyor Etijin'e? Sizi buna yükselten ne? Yani öncelikle onu bir öğrenebilir miyim? Okey, ben sorum cevabını aldım. İşte bunda öyle bir mail geliyor. Tamam diyorsun. Tak. Bu zamana kadar da hiç öyle uzun revizeler hiç almamışımdır. Maksimum bir revize gelmiştir. Hep böyle nokta atışı yapmışımdır yani. Evet, benim ilk reklamım da iddia reklamıydı. Bilmiyordum onu. Patron ben Elçin Orçun. İddia Türkiye'ye yeni geldi. Kartel bir numara. Evet. Onu iddia bir numara. En büyük. Nabzı 180 atan çılgın Türk falan diye yapmıştı. Ben onu hatırlıyorum. Gel ya, gel ya. Gel iddia ya gel. Patron okuyor falan. Onun bir videosu onu biliyorum. Vardı değil mi? Onu gel 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 iddia yürüyorum. Ben onu hatırlıyorum sanki. Rahmetli Selim Muran da vardı. Ah canımın içi ya. Açıp izleyemiyor muyuz şu anda? Rahmet eylesin. Bulamıyoruz reklamı. Açılabilirse. Açabiliriz. Açıp izleyebiliriz. O sırada şey sorulmuş. Canom. Bir tane abi şey denmiş. En çok bu dinlensendi, bu dinlenseydi dediğin güme gittiğin giden bir şarkın var mı? Hani işte keşke en çok bu dinlenseydi, güme gitti ya falan, ben çok seviyordum dediğin böyle. 19T'de kış cinlerin daha fazla tepki almasını beklerdim. Aynen, konserde falan da çünkü kopuyor. Konserde kopuyorlar ama böyle ben şey, kış cinleri böyle bitirince dedim bu dedim bir sallar galiba ya. Bence Allah yüzümüze güler dedim ama ben hiç bakmadım. Hiç öyle olmadı. Yani 150 bin falan. Ben milyonu vardı. Allah Allah, ben de milyonu vardı. Hayır, hayır, hayır. Gerçekten öyle düşünüyordum. Hatta şu an bakıyorum. Hemen bakıyorum. What the fuck man? Çünkü bayağı hype bir şey. Herkes biliyor yani, konserlerdeki. Oğlum çok hype yani, herkes zıplıyor. Yani nakarat zaten biliyorsun nakarat. Hani bilmiş doğmuşun gibi bir nakarat. Evet öyle yani. Sokrates'in şeyi gibi hani. Biliyormuşsun zaten sen doğmadan varmış o nakarat sende. Hemen bakıyorum, hemen bakıyorum. Kış 205 bin olmuş. Çok az abi. Milyonu vardı o şarkı net. Odur yani. Odur. Üzücüymüş. Peki o albümde en çok dinlenen kış mı? Bu albümde en çok 19T'de mi? Fujitora. Fujitora. 1.922.446. Let's go. Sonra Ezel düeti, Sürçülisan. Buldum. Sonra Can Kazaz düeti. Ben aranıza sıkışmak isterim. Sorun olur mu? Ya, gel gel ya. Ya şefim, ayıp ediyorsun. Abi bir soru daha. Şöyle. Şeyi açmadan önce, iddia videosunu açmadan önce. İlk cümlesi aklınıza lavaboda veya banyoda, tuvalette gelip de şu anda yayında olan bir şarkınız var mı, yoksa o tarz ilk cümleler? Bunu birazcık daha evrilteyim. Bazen aklına muhteşem cümleler geliyor ama yanında hiç kağıdın kalemin olmuyor. Hiç onları böyle aktarıp parçaya çevirdiğin oluyor çok mu? Var. Kaynıyor mu arada? Çok var. Bu arada tuvalette sıçarken çok güzel söz yazılıyor. Bunu yani bu bir şaka değil yani gerçekten. Duşta da geliyor insanlar. Yani duşta geliyor. Ben sabah yürüyüşleri yaparken mesela usandımı elektrohafız düetini. Ha bu arada elimde patlayan bir şarkı da usandımdır. Elektrohafızla düetim. Biz o şarkıyı yaptık dedik, ulan dedik olur bu galiba. O da olmadı. O da olmadı. Bu da mı gol? Şey var ya, Gora'da Bob Marley Faruk'un hikayesi. Cem Yılmaz'a şey diyor ya. Bilim kurgu mu ya? Ben diyor, bilim kurgu diyor. İlk yazan adamım diyor. Allah Allah diyor. Benim diyor Antalya'da barım vardı diyor. Çok güzel müzik yapardı diyor. Reggae. Tutmadı mı diyor. De tutmadı mı? Tutmadı mı? Tutmadı. Söyleyeceklerim bu kadar. Kamufle Kral Wiz Khalifa konseri sonrası ileriden kamufle diye bağırdım. O kalabalıkta ve mesafe uzak olmasına rağmen gelip sohbet etmişti ve fotoğraf çekmişti. Vay, big respect. Ederim baba. Hiç big kaçırmam. Hiç kaçırmam. Bizim bilmediğimiz hangi markalarla çalıştın diyor. Senin hangi markaları bildiğini biz bilmiyoruz ama. O şey eksikleri var soruya cevaplamak için. Reklam olarak mı? Reklam olarak soruyor. İşbirliği. Hashtag işbirliği. Boş. Pizza'yla çalıştım. Coca-Cola'yla çalıştım. Ülker'le çalıştım. Eti'yle çalıştım. Bunun hepsi bize reklam yok. İddia'yla çalıştım. Let's go! Buna ne diyorlar? Bundle mı diyorlar diye. Çok reklam. Mercedes'le çalıştım. Toyota'yla çalıştım. Başka?
Peki hocam bunlar da ismin ya yazarak mı çalıştın yoksa hiç haberi mesela sadece söz verip mi öyle? No iş o zaten olay sen yazmazsın yani. Orada marka şey, olabilir. Okay. Sen okudun. Sen bunlar işini yaparsın, sipalini alırsın. Görevin de söz yazmak mı, seslendirmesini mi yapmak ya da sadece fon müziğini mi yapmak? Ya da mesela Garanti Bankası ile çalışmıştım mesela. Yani bazılarında fon müziği, bazılarında seslendirme yaptım falan gibi aslında. Yani mesela Garanti Bankası Spotify yeni çıkmıştı. Bu Spotify reklamları oluyor ya üye değilsen. Aynen. Spotify spotları aynen vardır. Orada mesela Garanti Bankası'nın sosyal ve uygulamasının seslendirmesini ben yapmıştım. Nice. Garanti sosyal ve uygulamasıyla bilmem ne falan. Vizyonu da var çünkü. Kırılabilir çaplayayım. Harbi mi? Senle ne reklam müziği yaparız be? Fincan al, ben de senin yerine geçeyim. Değil mi? Tamam. Hatırlıyor musun abi? Ben hemen bir çay alıp geliyorum. Aynen, Speed'in yerine de ben varım. Freestyle'ı ben yapacağım. Ne? Lan? Free'yi ben atayım mı? Ben şey olur, sorun olduğunu bilmiyorum. Sanki zamanla ilgili bir sıkıntı vardı. Olmadı mı? Olmadı. Hangi markaydı? Markanın ismini ben hatırlamıyorum ama lojistikle ilgiliydi. Size sanki sorular sorayım buradan, gelin. Tamam, olmadı o iş. Gelin tamam, sorular sorayım size. Ama denedik. Evet. Yani reklam deyince beraber yapalım. Şey, chat çok hızlı aktı, dur. Giremiyorum. KTS var, Kemal Sunal var. Solak ya. Onların mouse'u kullanmak çok zor solakken. Onlar istedi, ona yalan oldu. Yanlış bir şeyler yapmayayım, dur. Ah. Abi mekanda falan birden şarkınız çaldı olduysa nasıl hissediyorsunuz? Utanıyorum ben ya. Bir de bilerek çalıyorlar ya bazen mekana gelmiyor, girince aynen çocuk tanıyor, o çalıyor. O da bir de böyle şey diyor, yapıyor bak. Sana bakıyor. Öyle yapıyor. Tepkisiz kalıyorsun. Freestyle abi şey var ya bu Sway'de falan Five Fingers of Death. Hı hı. O hesap böyle 5 tane senin seçtiğin beat'e Five Fingers of Death olarak yapalım mı? Yapacağımız zaman yani. Olur, yaparız. Herkes çay bardaklarına baktı. İsterseniz diye ekstra getirdim. Yok ben çay içmiyorum. Teşekkür ederim. Kola içiyorum ben. O, sen de ben bire içiyorum. Pango sen? Ben hiçbir şey içmiyorum. Çay? Bilerek no çalması çok cringe oluyor harbi. Ne? Of. Kamufle ile Kamule. Spade. Kamule. Çocuğu şakasını sanırım. Ya bugün çok kötü. Bunu yapmayın lütfen. Kamufle'ye böyle şakalar da yapmayın. Bugün... Bana bugün Haymatlos'ta çalışan bir genç kardeşimiz şöyle bir espri yaptı. Dürttü beni böyle. Abi seni göremiyorum falan. Sen dedi kamufle misin dedi. Evet dedim kamufleyim ama neden ben seni görüyorum dedi ve gitti. Bir daha da konuşmadık diyorsun. Sarışın kardeş mi, genç? Genç bir çocuk. Kıvırcık saçlı bir çocuktu. Ben bahsettiğim diye o zaman. Yani böyle belli ki evde hep 31 çekiyor falan yani böyle bir çocuk. Bu arada 31'in ciddi bağımlılığı var. Dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Vardır, doğru. Ben bir ara bağımlıydım. Kurtuldum sonra. Ben galiba hala bağımlıyım abi ya. Hep cacıktayım dedim. Rehabilitasyona yatıyor değil mi en son? Eminem öyle trollüyor. Hele yatıyor tımarhanede. Ellerini bağlamışlar. Özellikle sağ elini. Eminem şey diyordu. O bir 4 sene ortadan kayboldu ya abi. Aynen. Uyuşturucu hap bağımlısı falan olmuştu. Proof yanında vuruldu Eminem'in. Ondan sonra psikolojisi bozuldu tabii. Proof kim? O hangi Proof? Eminem'in en yakın arkadaşı. Aynı Proof zaman... Değil, değil mi? Proof. İki oyla. Aslında iki okay oyla. Proof. Tamam. Kanıt. Proof diye de bir rapçi var. Yok, Proof değil. Proof. Var. D12F'den Proof. İşte okay, tamam, o filmlerde aynen falan... Biliyorum karakteri. 8 Mile'da da sembolize edilen bir karakter. Hatta 8 Mile'da Eminem'i yenen tek rapçi. Rapçi, yani aynen. Gündelik hayatta da öyle. Bir de Juice var Eminem'i yenen. Bu arada yani Proof önemlidir çok büyük yani freestyler'dır. Big respect evet, abilerden evet, yani. Supernatural Proof. Şeyde Eminem ya abi... Söylemesi ayıptır. Bağımlılık hikayesi de yani şey anlatıyor. Şey 4 yıldır ortada yoktu. Ne oldu falan diye soruyorlar Eminem'e. Eminem de şey diyor. İlk 1 yıl diyor uyuşturucu bağımlılığımla uğraştık. Öbür 3 yıl 31 bağımlılığımı tedavi etmeye uğraştık diyor. Çok iyi ya. Eminem de troll adam. Ha? Ne kullanıyorsun? Her şeyi kullanıyordu ya. Yani. Ya aslında uyku o antidepresan çok kullanıyormuş. Hap bağımlısı olmuş işte. Antidepresanlar, uyku ilaçları, işte sakinleştiriciler, kas İlaç gevşeticiler falanmış. Yani. Ama yani şey, yo. Met filan tarzı şeyler mi yok? Bir öyle kere uyuşturucu overdozundan ölümden dönmüş. İki kere de benim bildiğim intihar deneyimi olmuş. Bir tanesi 27 yaşında. O kadar detayını bilmiyorum açıkçası. Bir tanesi 27 yaşında abi.
İşte kızına böyle yılbaşında maddi durumlar çok zor, işte bir hediye almak istemiş falan, onu da alamıyor. Cebinde böyle çok az bir kıpkı. Bir flüt alamayacağım mı ben kızıma? Tam o hikaye. Onu yaşamış, intihar etmiş o dönem, ölmemiş. Ya yalandır o, koskoca Eminem şey kızına hediye mi alamıyor? Ama Eminem hep Eminem yani, değildi abi. Dre onu keşfetmeden önce hayatı bayağı... Öncesini diyorsun. Öncesinde tamam. Tabii canım. Şeyden önce, Scribble Jam'den önce. Aynen öyle. Scribble Jam de dünyanın gelmiş geçmiş en büyük freestyle yarışmasıdır arkadaşlar. Bilmiyorsanız şu an izleyin. Hala yapılıyor mu Amerika'da bilmiyorum ama. Hatta Eminem'inki Scribble Jam 97 olması lazım. 97 doğru. Evet. Şöyle hemen. Ama dünyada sadece Scribble Jam'i iki kere üst üste kazanan iki MC var. Juice mu birisi? Supernatural. Supernatural hiç şeye çıkmadı. Abi. Scribble Jam'e. Kim acaba? Scribble Jam'i zaten yapan Supernatural. Okay. Supernatural'ın ne işi var? Kimle kapışacak oğlum? Benim jüri olmam lazım demiş. O olayı yapan o zaten. Brother Ali ile Sage Francis. Vay. Bir de galiba ID, o ID'ye değil. Sage Francis ile Brother Ali. Brother Ali İstanbul'a taşınmıştı. İstanbul'a taşındı, geri döndü. Döndü mü? Biz konuşuyoruz. öyle bir şey duydum ben de. Çok iyi. Ya bir gün... Şey, moda tarafındayım sanırım. Şey oluyor abi, hikayeyi ben çok iyi biliyorum moda bu arada. Moda Starbucks'ta tanıştık falan. Arkadaşlar, Brother Ali'yi tanımayanlar varsa bir YouTube'a Brother Ali yazın. Brother Ali albino hastası. Aynen. Melez siyahi bir MC'dir. Logic. Duyduğum en iyi vokallerden biridir. Çok klas bir MC'dir. Ben çok severim. Ehli sünnet bir abidir. Bu adamın ben herhalde İstanbul'u ilk dinleyenlerden biri benim. Yani bu ilk keşfedenlerden biri bizim tayfadır yani Brother Ali'leri falan. Onu da ben Karaçalı'dan duydum yani Brother Ali'yi ilk. Buraya bir Brother Ali parçası linki bırakıyorum. Hangi şarkısı ama? Rhymefest de kazandı değil mi demişler. Uncle Sam Goddamn parçasını açtı. Gönderdim yani ben çok severdim. Bir gün işte Sultanahmet'te mi ne şey oluyor, Dünya İslam Cemiyeti toplantısı falan oluyor. Farklı ülkelerin İslam şeyleri, dernekleri buluşuyorlar, bir konferans yapılıyor. Yani Fransa'dan da, Amerika'dan da, atıyorum Brezilya'dan da gelen oluyor falan. Orada şey Brother Ali, bu Malcolm X'lerin falan devamı yani o abi, o İslam Cemiyeti kafasının. Orada elçi olarak Brother Ali de geliyor. Abi bir aşık oluyor Sultanahmet'i, bir görüyor boğazı muğazı falan, Galata'yı malatayı kafayı yiyor. Vay diyor, burası neresi? Ben gitmeyeceğim diyor. Bir de Ayasofya'da tabii şey çok değerli bir yer. Bütün dünya biliyor Ayasofya'nın muhabbetini falan filan. Bu abi aşık oluyor. Sonra ben bunun paylaşımlarını falan görüyorum şeyde. Daha o zaman Instagram yeni çıkıyor falan. Ben çıkıyorum evden, Sultanahmet'e gidiyorum. Orada diye. Nerede bulacağım Brother Ali'yi? Etrafta Brother Ali arıyorum. Hani bir kalabalık olur, bir şey olur falan. Yani bak, hani fanboyluk ne? Budur arkadaşlar, fanboyluk budur yani. Adamı böyle kayış damdan Sultanahmet'e götürdüm. Ve yani hiç bulamayacağım bir adamı. Gittim falan, tabii ki yok. Ondan sonra orada işte Sultanahmet köftesi yedim, eve geri döndüm. Ondan sonra aradan 2 yıl geçti. Kim dedi bana ya? Sayadar mı dedi? Biri dedi. Oğlum dedi, Brother Ali İstanbul'a taşındı dedi. Sonra bir tane story gördüm. Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nde story atıyor. Vay arkadaş falan oldum. Sen yine cami yolunda. Yok. Sakin kaldım. Sonra aa dedim, okey. Gelmiş. Sonra sayedarlar da bununla diyalog kurmuşlar yani. Connection kurmuşlar. Sonra şey oldu. Aradan zaman geçti. Bu olay yanılmıyorsam 3 yıl önce oluyor. Cuma aradı beni. Cuma Lefra. Cuma da Üsküdar'da oturuyor. Basri dedi, ne yapıyorsun? İyiyim dedim. Oğlum dedi, şimdi dedi ikindiden çıktım. Cuma namaz kadar. İkindiden çıktım. Dedim, Allah kabul etsin. Oğlum dedi, Brother Ali ile saf tuttum ben az önce dedi. Oğlum dedim, taşındı o, ben de Cuma'ya söylemeyi unuttum. Adam hayal görüyorum zannediyor değil mi o arada? Cuma dedim, taşındı. Oğlum dedi, bizim yan apartmanda oturuyor dedi. Biz
yanında da bir arkadaşı varmış. O da işte o cemiyettenmiş. Brother Ali'ye böyle şey yapıyor. Rehberlik gibi bir şey yapan bir adam var. Böyle üçü muhabbet etmeye başlamışlar cami çıkışı şeyde avluda. Ya bir ihtiyacın olursa çekinme ara. Cuma da kalender adamdır. Hiç rap'le alakalı hiç konuşmamış. Hani İstanbul'da bir şey yardıma. Ben de açıklıyorum. Ve yani Cuma o kadar sakin kalmış ki yani. Ya bir ihtiyacın olursa ara, hoş geldin, başımızın üstünde yerin var. Biz seni çok eskiden beri dinleriz falan filan. O da şaşırmış. Hani Brother Ali'de hani ne alaka falan olmuş. E şu an baksana Brother Ali'den herhalde daha çok dinleniyoruzdur biz hani baktığında maalesef. Aynı yolun yolcusuyuz işte hepimiz. Atmosferler de öyle, slaklar falan da öyle yani. Atmosfer, falan. Şeyler şaşırıyor ya. Bende Snat diye bir tane metal grubu var. Böyle. Çok eski 90'ların grubu. Vokali ölüyor sonra bir albümlük grup. Kalıyorlar bir albümde. Bayağı ama ben çocukluğumda lisede falan bir abim dinletmişti böyle. Çok iyi albüm falan. Ben o albümü bulamıyorum. Bir tane film yaptım işte. Giriş şarkısı, intro olarak o şarkıyı kullanacağım ama şarkının bende bir tane MP3'ü var sadece. Başka hiçbir şey yok. Telif melif bir de festivale olacağız filmi. Hani başımıza bela da olmasın diyorum. Abi girdim araştırıyorum. Gitaristi buldum falan böyle. Gitaristi Instagram'dan yazdım. 1500 takipçisi var gitaristin zaten. Adam şaşkınlık içinde geri döndü bana. Nasıl diyor ya. Sen Türkiye'de bizim bu albümü, şu yıldaki albümü. Sen bu yaştasın. Senin yaşın. Aynı yılda çıkmış albüm. Ben de 91 yılında çıkmış ne albüm. Mutlu olmuştur adamlar. Adam acayip mutlu oldu. Bana kargoyla albümü yolladılar. Big respect be. Güzel. Aynen. Bayağı i̇şte direkt bu. Albüm kargoyla geldi bana. Dedi ya ki ama. Kullan o şarkıyı da dedi. Sıkıntı yok dedi. Hani o plak şirketi kapandı dedi. Telif melif bir şey olursa benimle olan mesajlaşmanı gösterirsin dedi. Çok bayağı iyiymiş ya. Uzun saçlı işte çoluk çocuğa karışmış. Hala metalci duran bir abi ama böyle hani. Takipleşiyoruz falan hala. Tüylerin diken diken oldu. İşte abi style sahibi olmak anladın mı? Tavır sahibi olmak işte. Şaşırıyorsun abi şu anda mesela herhangi birinizin de yaptığı bir iş yani bu şey değil hani Camouflage Spade gibi daha düşük de No Name bir ismin yaptığı bir işi de Tayland'da birisi dinleyip üst üste dinleyip çok daha fazla sevip ona yükselip 5 yıl sonra sana yazarsa yani aslında sen de gururlanacaksın ve o aslında yani. Aynen. Müzik öyle bir şey özgün olursan gidiyor zaten bir yerlere yani kendi kendine paylaşılıyor. Senin ne kadar streamini Snat diye grubu kaç kişi biliyordur gerçekten ama bana ulaşmıştı. Türkiye'ye ulaştı, bana ulaştı bir şekilde yani. Ankara'ya. Sana bu arada bunun üzerine abi sana troll bir soru gelmiş. Tabii. Arkadaş biraz sıkıştıralım yazmış. Sıkıştır bakalım. Basri abi, Abra Kafe'de sete yükleme sete yüklemeyin diyordun bize. Yüklenmeyin de olabilir bu. Hı hı. Kadın gelince istediği gibi yüklendi, laf yapmadım, kırıldım. Bir açıklama bekliyorum. Hemen söylüyorum. Abra Kafe'de plak çaldığım gün çocuklar böyle tanışmak istedi benimle. Şimdi plak çalıyorsun ya, o setup'a dokunduğunda iğne kayarsa, yok, iğne kayarsa şarkı atlar. Ve şarkı atlayınca sıkıntı olur falan filan. Oradaki kadın Abra Kafe'nin sahibi bu arada, ismi Johnson. Biz hoparlörlerle ilgili bir problem yaşadık. Mekanın sağ tarafındaki hoparlörler çalışıyor. Sol tarafındaki hoparlörler çalışmıyor. Ben de Johnson'a dedim ki Johnson şunlara bak. Hani ben şu an left'ten takılıyorum. Ama işte bir çocuk getirin bir bakın dedim. Bu yani bir problem var burada. Johnson o yüzden oraya müdahale etti. Yani böyle setup'ıma dokunmasının sebebi birincisi mekan sahibi olması. İkincisi orada teknik bir sorun yaşadık. Ve sizin daha rahat müzik dinlemeniz içindi. Ama sen tamamen hunharca o setup'ın başına gelmişsindir ve ben sana birazcık uzak dur demişimdir. Yani ama kaba davranmamışımdır. Setup'a hiçbir zaman dokunmuyorlar. Bir yere gittiğinizde setup'a ya da ekipmana hocam yüklenmek ya oradaki küçük kablolar bazen temassızlık yapar. Evet. Komple sizin müzik zevkinizi bozabilir. 15-20 dakika onunla uğraşılır. Zevk Fango olur. Bey değil mi? Setup'a, setup'a dokunalım mı? Benim başıma neler geliyor. Oraya gelip birasını koyuyor ya. Benim aynen abi birasını koyuyor. Birasını aynen koyuyor. Rahat rahat dans etmeye devam ediyor. Birileriyle selamlaşıyor orada falan. Birin çarpısı o dökülse. Tabii canım bayağı 70 bin liralık alet orada yani. Ya ben şeye denk ki arka odada çalarken bira döktüler setup'a. Olur abi oluyor. Yalan yani oluyorduk. Şey tamire falan şeyler yolladılar. Şeyler de öyle ya mesela. Bodrum'a onlarca gidiyorsun. Sevdamdan dolayı seni seviyorum demiş. Dalağını yerim. Bodrum'a gidiyorsun, setup kiralıyorsun. Bodrum'daki bütün kiralık setupları öyle abi. Hepsinin üstüne vodka Red Bull dökülmüş. Basıyorsun play tuşuna, play tuşu içine çıkıyor falan. Bir daha basman gerekiyor. Kendi kendine yukarı çıkıyor. Şekerlenmişler falan böyle her şey şekerli böyle artık yani. Bütün hepsi öyle. Senin başına geldi. Benim başıma bir sürü şey geldi abi. Daha
butik yerlerde çaldığım zaman daha böyle az insanlı, daha özel kapalı yerlerde falan arkadaşlarım gelip şarkıyı durdurduğu oluyor yanlışlıkla mesela. Hı? O kadar müdahil oluyorlar ki bazen. Bana da şey yapıyorlar. Duran oldu yani daha önce mesela. Setup dönüyor tamam mı? Atıyorum deck'ten çalıyorum, USB aynen. çalıyorum. Elini vıcı vıcı yap. Ya asketsin. Şarkı çalıyor orada. Millet dans ediyor. Bana bunu gelip mavi yapıyor mavi. Ya çok... ben çalıyorken geliyor böyle yapıyor. Millet orada dolmuş dans ediyorlar falan. Böyle geliyor. Şarkının en civcivli yerini cıfı 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 yapıyor. Millet böyle şey oluyor. Aaa. Sen yaptın sanıyorum. Hani scratch atamıyorsan yapma amına koyuma bağlıyor sonra. Olan sana oluyor orada. Bir tane Instagram hesabı var. Technical bilmem ne diye. Biliyor musunuz? Ne? Technical bir şey. Dur prodüksiyon bakayım. Şey. Ya bu şeylerin Tom Meister'ların açtığı bir hesap. Technical mevzular. Aa, aynen. Ya aynen. inanılmaz bir şey ya. Çok iyi şeyler var. Biliyorum. Ne diyor? Kaşıyı eşit paylaşacağız denildiği yılbaşı işinde bas gitariste kalan kaşı. Şey şakası vardı geçen duydum. Müzisyenlerle takılan insana ne denir? Ne denir? Bas gitarist. Ha, sahne üzerindeki tüm enstrümanları parmaklayan friend. Oha yanmaya var. Bu da işte yani. Çok iyi bir şey. Çok güzel sayfa ya. Bırakıp gidiyor sana. Evet. Şeyi izleyelim mi? Reklamı izleyelim mi abi? İster misiniz? Şimdi mi açabildin daha? Muhabbeti bölmek istemedim. Aç. İzleyelim. Gülelim bir. Ben merak ettim. Ben izlemedim. Şey hatırlamıyorum. Patron seslendiriyor onu öteye o yıllarda. Elçin Orçun'un akıllı okuyor. Yes. Ben duymayacağım. Aa, biz burada kendimizi ortaya almıştık. Bir tane de Beşiktaş marşı yapma süreci nasıl gelişti diye bir soru var. Beşiktaş'a da yaptık. Aynen. Hatta İngiltere'de ödül aldık ondan. İşte nasıl gelişti o süreç, nasıl ulaşıldı gibi bir soru var. Aslında onu... şey Beko'yla anlaşmalı bir işti. Hmm. Orada Mehmet abi var aslında projenin başında. Ben raplerini yaptım. Mehmet abi altyapısını yaptı. Karakter diye bir arkadaş var. Karakter müzik. O da projenin içindeydi. Üçümüz yaptık işi. Yanlış hatırlamıyorsam hatta o reklamda İngiltere'de bir ödül almış. Big respect. Haberim yok ama. Ya sonradan haberim oldu. Yani Mehmet abi aldı ödülü. Ama neyse. Yolu reklamı. Herkes ekmeğinde. Bütün hayatım böyle geçmiş diyor değil mi? Alıştık artık. Geliyor parça. İddia bir numara en büyük. Nabzı 100 sen atan çılgın Türk. 90'da kaboyunca aklım kuponda. Hadi yaz destanı. Baştan mı aldık? Baştan. Tamam. Oha var mı? Var tabii. Tabii senin için getirdim ben bunu ya. Bak bak. Herkesi kulaklı olması çok iyi. İddia bir numara en büyük. Nabzı 180 atan çılgın Türk. 90'da kaboyunca aklım kuponda. Hadi yaz destanı kitap olsun sonra. Kanka maç ne olur söyle. Hayaller her zaman seni çağırır böyle. İddia oynamadan geçme. Acelem var diye kırmızı da geçme. Kaç kere söyledik herkes o sana. Heyecan sende bize yaşasana. Hadi al kuponları gel yanımıza. Gel 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 iddiaya gel. Kazananlar tadını bilirler. Gel 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 iddiaya gel. Her gün milyonlarca kişi iddia oynuyor. İddia ile kazanıyor. Sıra sende. Çok iyi değil mi oğlum? Çok iyi. Ve yani bütün kanallarda falan Erçin Orçan'ın yani camın önünde olduğu sahne La Haine filmindeki evet, şu sahneyi öyle de hatırlattı. Şey de Murat Küçük da... çekti bu Tarkan'ın kliplerini falan hı-hı çeken abimiz. Bu reklamı. Gel 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 iddiaya gel sonra da kullanıldı da herhalde. Ben çok duydum onu sonrasında da. O benim ilk içinde bulunduğum reklam işiydi. Şey DJ Cut Killer'ın aynen bu sahneyi bölümü de açmak istedim aynen arkadaşlar. Gördüğünüz evet ya hemen dinleyelim. Bu arada ben gördüğünüz bunu çok severim. Kliplerde vesairelerdeki yani benim bildiğim kadarıyla bu hoparlörü işte cam önüne hoparlör koyup mahalleye bakmaca buradan. Buradan çıkmadır. Çıkmadır yani. 1995 yılı La Haine filmidir. İzlemeyen varsa izlesin arkadaşlar. Çok protest bir filmdir. Mükemmel bir filmdir. Hem
Paris banyoları, yani bizim gibi varoşlardan gelmiş çocukları falan anlatırlar. Hem hip hop kültüründe içinde bulundurlar. Film bir eylemden sonraki 24 saati anlatıyor. Daha fazla spoiler vermeyeyim. Vermeyelim. Mükemmel bir filmdir. Nas'la A$AP Rocky'nin son klibinde de Nas mesela bir hoparlör koyup DJ Premier. Yo, Nas koymuyor mu hoparlörleri? Odanın içinde Premier mi koyuyordu? Orada galiba Hit Boy koyuyor hoparlörleri. Aa, tamam. Hit Boy koyuyor. Hit Boy nasıl bir adam? O da buradan. Çok iyi ya. Bu çok efsanedir. Filmin, ya ben bu mesela ilk izlediğimde burayı gördüğümde ağlamıştım. Gözyaşı dökmüştüm yani bayağı. Evet, inanılmaz bir sahne. Tam ekran yapabilir yapabiliriz. Musun? Mükemmel bir kare yani. DJ Cut Killer ya. Mükemmel bir DJ'dir yani. 95. Yapacak şimdi. Cypress Hill. 1, 2, 3, 4. O zaman drone yok arkadaşlar. Bu arada çekime bakın. Winch'le. Bak nerelere gidecek. Yine denk geliyor, sonu çekiyor. Winch'le ya. Ben hiç düşünmemiştim şimdi. Öyle düşünmüyorum. Çok yüksek de yani. Gidiyor abi, gidiyor bu spider bayağı. Bu. Bayağı ip kurmuşlar bunun için. Yani apartmanın da üstünde falan. Helikopter de değil mi? Bayağı şey. Helikopter mi? Olabilir, emin olamadım. Buraya ip de kuramazsın şu an. Daha da yukarı çıkıyor çünkü. İtü. İtü trop sanmıyor. Vincent. Burada da şey diyor işte. Anam iyi çalıyor falan diyor. Çalıyor. Ta gueule. Tu avais tes mal à vache, tes mal à vache. Mais ta gueule avec ta vache. Vas-y, viens. Oğlum inek vardı la diyor, değil mi? İzleyin bu filmi. Şey gibi, ben az önce camide Murat Ali'yi gördüm. Şeyi izlediniz mi? Netflix'te NTM'in dizisi çıktı. NTM, Supreme NTM. Onun dizisi var şeyde. Vaa, adı ne dizi de, acaba? Birisi yazdı ama That's My People yani. Falan mı? Aa, yok. Değil adını yazsanıza ya. Çocuklar. Yazdı yazdı. İzleyen Dekrem. Arda Bilgin teşekkürler bu arada. Nerede yazdı? Yukarıda bir yazdı ya. NTM dizisi efsaneydi. Okey bakacağım. Hayır yok yok yazmadılar ya. NTM'in dizisini izleyin abi. NTM yazsan şeye çıkar direkt. De domain domain. Ha yaşa aynen. Domain falan bir şey. Öyle bir şey yani çok iyi. O tarz bir şey. Şeyi anlatıyor aslında film. Amerika'dan Avrupa'ya sıçrayan ilk hip hop akımının öncüleri aslında Fransızlar. Almanlardan falan da önce yani. Orada meşhur bir DJ var. Amerika'dan geliyor 85-86 yıllarında Avrupa'ya ilk hip hop akımını böyle yayıyorlar. NTM'lerle falan başlıyor mevzu. Onu o hikayeyi anlatıyorlar. Çok çok güzel 6 bölümlük bir dizi. Ağlatır yani. Reign Supreme'miş İngilizcesi de bu arada. NTM de benim yani ince çizgimdir. Ben ilk dinlediğim raplerden biridir NTM. Ve tabii dinlediğimde onun rap olduğunu bilmiyordum. Televole kasetleri vardı eskiden. Televole 1, Televole 2. 90'lı yıllarda bilir misiniz? Televole 2'de bir tane kadınla NTM düeti varmış. Benim ilk dinlediğim raplerden biri NTM'di. Allah Allah. Öyle, aynen, şey öyle bir remix mix varmış. Mix CD'ler yapıyorlardı aynen. O zaman. Go, şeyler, benzin istasyonları. İşte alarma vardı. Alarma. Dıt 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 dıt. Are you ready? Dıt dıt dıt. Onun olduğu kaset. Onun içinde NTM düeti var bir kadınla. Benim ilk
öyle dinlediğim yabancı raplerde şey vardı. Apathy ve Self-Titled. Uf. Self-Titled'ın vokali abi. Self-Titled acayip bir vokaldi ya. Evet. Çok çok iyi bir vokal. Şimdi rap yapıyorum bilmiyorum. Apathy de iyi. Apathy de iyi ama Self-Titled acayip bir rapçiydi. Biz çok yanlış maçı izlemiştik. Sırbistan İsviçre maçı. Evet, orada gol almış burada. Bu Kamboçya mı değil? Yok. Kamçatka. Come on lan falan. Kamçatka. Hiçbir şey olmadı maçta yani. Bayağı boş bakıyoruz. Yani. Boş bir maçmış gerçekten. Kahraman var abi. İsviçre Sırbistan'ı izleseymişiz. Neyse. Ama Brezilya bu be. Basri abi. Belli de olmaz. Sagopa imkanı yok şarkına respek attıktan sonra özelden bir muhabbetiniz oldu mu? Sagopa özelden Kajmer... muhabbetiniz olduysa ona ne zaten bence. Yani anlatabilirim. Sagopa Kajmer imkanı yoku paylaştı. Sonra beni Twitter'dan takip etti. Bak bir şarkı yapsam bu kadar yayılmaz. Bütün rap sayfalarında Sagopa Kajmer kamufleyi takip etti. Yeni bir şarkı mı geliyor? İşte Sagopa Kajmer Kamufle'nin şarkısını paylaştı falan filan. Biz de abiye dedik ki sağ ol abi teşekkürler hani ihya olduk sağ ol. Ben hepsini takip respect ederim yani respect. Ve hatta böyle Twitter'dan biraz plak muhabbeti de yaptık. Ondan sonra beni Sagopa Kajmer takipten çıktı. Plak muhabbetinden sonra bu. Ya muhabbet ediyorduk gayet büyük saygıyla muhabbet ediyorduk. Hatta bu Soldier Ground diye bir proje yaptı ya. O proje çıkmadan önce ben dedi çok boom bap bir iş yapıyorum yakında gelecek dedi. Falan. Ben de dinledikten sonra Soldier Ground'u paylaşıp Damu the Funk Monk'ın bir tane işine benzettim bu tavrını. Abi dedim bu Damu the Funk Monk'ın imajı gibi böyle takılmışsın. Çok güzel iş olmuş. Muhtemelen bahsettiğin iş buydu dedim. Evet dedi, buydu dedi. Sonra bana Damu the Funk Monk'ın plağını, yani o plağı bulamazsın yani. Çok zor o plağı bulmak. Damu the Funk Monk'ı ya yani 10.000 kişi falan izliyordur totalde ve yayınladığı klip de 2009'dur yani. Raw Poetic'te falan yaptıkları şarkılar var. O da hani böyle bana Damu the Funk Monk'ın plağının fotoğrafını çekti. Ben de ona 45 King'in plağını çektim. Bunlar zor plaklar. Sonra o bana böyle plak odasının yani böyle 10.000 tane plak var. Plak odasının fotoğrafını yolladı. Benim de böyle sadece evde... çıplak fotoğrafı. Benim de böyle evimde işte 500-600 tane plağım var. Onların böyle fotoğrafını yolladım. Onun yanında hani bir... Yani şu odanın plaklarla dolu olduğunu düşün. Daha büyük bir oda. Öyle bir muhabbetimiz oldu. Sonra ben de plak gezegenimi gösterdim. Sonra ben de dedim ki abi yani inşallah gelirim bir gün görmek de nasip olur falan hani. Görüşelim. Çünkü herkesle tanıştım. Hani Ceza'yla tanıştım, Fuat abiyle tanıştım, herkesle tanıştım. Turbo'yla, Kabus Kerim'le, Alper Ağa'yla, Erciye'yle herkesle tanıştım. Bir yani şeyle tanışamadık. Sagopa Kajmer'le. Falan. Hani olur tabii ki falan oldu. Sonra aradan zaman geçti. Beni takipten çıktı. Sonra ben neden olduğunu anladım. Çünkü bir afiş paylaştık. Agabi, Kamufle, Fuat Ergin turnesi. Okay. Muhtemelen o yüzden takipten çıkmış olabilir. Ama saygılar, saygılar sonsuz abilerimize. Bütün bu işi eskiden beri yapan ilk bayrağını aldığımız abilere saygılar. Olay bu kadar arkadaşlar. Sagopa Kajmer'le muhabbetim bu oldu. Ara ara drop mu giriyor? Drop giriyormuş ya ara ara. Bakıyorum da buradan. Evet, niye drop giriyor? Drop ne abi? Şu şurası kırmızı oluyor. Evet. Yayında bir takılma oldu demek. Niye oluyor? Anlayamadım ama. Yani drop girildi. İyi Sagopa şey muhabbet duyulmadı anlaşılmadı. Falan diyor. Şey bir yanında yoktu hani. Yo, çok naif canım. Oha, çok naif. Ya anlıyorum. Aralarında husumet var. Fuat abiyle Ceza, Ceza ile Sagopa, Sagopa ile Ceza. Herkesin birbiri husumeti var. Olabilir. Bizi aşar abi adamlar. Düzelecek şimdi. 45 yaşına gelmiş adamlar. Biz ne bilelim biz yani. Biz hepsini seviyoruz. Biz hepsini dinledik, yani hepsinden bir parça aldık. Herkese de saygım sonsuz. Ama Fuat Okulu'ndan mezunum. Çünkü o adam bizim çocukluğumuzdan beri partilerimize geldi, bizimle diyalog kurdu, iletişim kurdu. Çoğu söz yazma tekniğini, yeni betimlemeleri, yeni cümleleri ben Fuat abiden öğrendim.
muhtemelen o adamlar da birbirlerine çok şey katmıştır. Ama aralarındaki mevzu bizi aşar. Ama Fuat abi. Bu drop girmesi durumunu çözeceğiz. Çözdük kendi kendine. Şu an donuyor mu yayın? Biraz bak şuradan abi, şöyle bir takılıyoruz bak. Duruyor. Yok ama ses. Yine iyi, ses gidiyor. Görüntü yazmışlar biraz. Bir şey. Duyduk diye. Şey. Freestyle yapmadın, Twitch sabote ediyor demiş. Baksana şef, Windows update mi oluyor bilmiyorum. Olmaz ya, ben öyle pek teknolojiyle aram şey değil yani. Mesela bilgisayarda her şey kendi güncellemesi otomatik, ayarlanmış. Otomatiktir falan. O zaten, sen ayarlamasan da. Öyle mi? Ona ben bakayım mı? Nereden bakılıyor ki? Sanmıyorum ya. Sanmıyorum, çok düşük. Ben duymaz çok... ya öyle. Yeşil oldu zaten ya. Yavaş yavaş düzeliyor. Şurası abi şey. Şurada bir küçük kutucuk bize bunu söylüyor. Yayının durumunu. Basra abi, Türkçe rapte şöyle 5 tane albüm saysan hangi albümleri sayarsın? 5 albüm mü? Hassiktir serileri hariç sizin jenerasyondan demiş. Değil mi? Hep Hassiktir diyoruz. O zaman Ceza, Sagopa ve Fuat albümlerini saymıyor muyuz? Hastikli bir hastikli iki hastikli. Türk Nescafesi, Türk Oraleti, Türk kahvesi falan. Bilmiyorum ki geldim. Sayayım mı? Evet say abi. Bir. Beş tane mi sayayım? On da olur. Beş ya tane. Ya on beş olsun. Bir. Karaçalı Şimdi Git Zombi. Patron Söndürülmüş Yıldızlar ve Şaşal. Dapoet Selam Dünyalı. Efendime söyleyeyim. Başka ne diyeyim? Mike Neşter Söz Konusu 216. Bir de ne derim biliyor musun? Grejuva Mork alfabesi. Oo, big respect. Grejuva ile tanıştım mesela abi ben de. Ya. Çok uzun zaman sonra, muhteşem, çok hem kafası çok hızlı çalışan hem enerjisi. Sonradan böyle o raplerle direkt bağdaştırdım kafamda tanıyınca da. İlk başta da gördüğümde o gün bilmiyordum Grejuva olduğunu. Bir etkinlik vardı, Canavar'ın sergisi vardı. İşte tripili granüller onu çalıyorlar, bir yandan da işte mikrofon dönüyor. O sırada böyle ben free yapıyorum, biri de benden alıp böyle süper enerji freestyle yapıp bana verip duruyor. Grejuva mı? Ha, ben de diyorum Grejuva'ymış. Ben de diyorum kafamdan, bu kim lan, bayağı iyiymiş falan. Meğerse Grejuva'ymış. Vay dedim. Abi. Ya bu arada tabii daha çok da albüm var. Ben sadece sizin çok bilmediğiniz albümleri söyledim ki araştırıp bulun diye. Bu arada şey de çok iyi, Sayan'ın Sıkıdır Geliyorum albümü de çok iyidir. Battle Royale çok iyi albümdür. İşte ne bileyim, Şanışer'in Ludovico 1 inanılmaz. Ludovico 2 de çok iyi ama Ludovico 1 çok iyi bir albümdür. Bence de. Ondan sonra Cima çok 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 güzel işler yapıldı bu ülkede. Aklıma işte Sahtiyan'ın 7 katlı mixtape çok iyi albümdür. Emre Baransel'in Classical mixtape'i çok iyidir Emre Baransel'in. Yıllar önce yaptığı. Respect. Sansar Salvo'nun Adrenalin albümü iyidir. Ooo Sansar Salvo. Neler çok 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 var, çok var. Ama hani böyle ilk 5 kemik beni böyle etkileyen albümler onlardır. Evet ben de şöyle bir düşüncelere daldım. Selam Dünyalı çok iyi albümdü. O yıllarda o sound'u yakalamak ya, yani Poet'in yani ben varım dediği, ben buradayım dediği albümdür yani. Karaçalan'ın Şimdi Git Zombi albümü. Ha, daha eskiye gideyim. Ama Rap Üstad, Kili Hakan, Fuat Ergin. Şimdi oralara girersem Nefret Anahtar albümü mükemmeldir. Bundan 3-4 sene sonrasını şeylerin mesela Karaçalı'nın o dönemi düşün. Hı hı. Ondan 3-4 sene sonrakiler, 5 sene sonrakiler olarak düşünsen albümler olarak. Neler var diye mi? Aynen. Bir tık yine aynı MC'ler aktifler hala ama bu sefer farklı albümler yapmışlar diye mesela. Ben varım diye demiyorum ama Gravür çok iyi bir albümdü. Ben de çok. O benim ben de yani ben de hala dinliyorum. Ben yani çünkü Gravür'ü biz hani böyle o kadar o serbest çağrışım yaptık ki biz böyle bir etki yaratacağını bilmiyorduk.
Ve Red'in etkisi çok büyüktü. Red çok güzel beatler yaptı o albüme. O yüzden gravürü sayarım. Ben varım diye demiyorum. Kendimi tenzih ediyorum. Bütün olay Red'in kontrolü altındaydı. Sound'unu falan hep o belirledi. O yüzden gravür çok değerli bir işti. Ne diyeyim? Şimdi küsler ama patronla Haykin'in albümü de çok güzeldi bu arada. Neydi lan o albümün adı? Bilinmeyen Artistler mi? Bilinmeyen Artistler değil. O Şehinşah, Fiber, Haykin. Haykin. Aynen, doğru, Şehinşah'la doğru, Haykin'i doğru. Bir fark. Bu arada o da güzel bir albümdü. Bilinmeyen Artistler de güzel albümdü. Şey ya bu PMC'den yaptıkları işte Haykin ile patronun. O çok güzel albümdü. Bir yol göster bana, aynen. O albüm falan iyiydi. Şey, Allame Bir Zombinin Anatomisi, o güzel albümdür bak, o iyidir. Başka? Allame Açlık, Mavi Devam. Da Poet Poetica der susarım. Evet. Sonrası ise eğer, Poetica çok güzel bir evet, albümdü. Evet. Ondan sonra... Çok albüm var ya. Grup Ses Beats'in enstrümental albümleri çok iyidir. Eğer konu hip hopsa. Grup Ses Beats'in enstrümental Atar Damar Operasyonları çok iyidir yani. Yayın 2 yıldır açıyorum bu arada aslında ama biz Orbi ile beraber başladığımız yayınlarımıza 1,5 ay oldu. Aşağı yukarı aslında 1,5 2 ay oldu. Ben de bir süredir yayın yapamıyordum. Yenilendik, döndük Radyo Los Santos. Ben müsaadenizle bir tuvalete gideceğim çünkü bir insanın çişini getiriyor. Tabii arada verebiliriz zaten abi. Bir 5 dakika 10 dakika eğer biz de şöyle rahat rahat bir oturalım. Öyle mi dersin? Oturmayalım mı? 5 dakika mola verebiliriz. Mesela saat 11.35, 11.40'da devam edelim mi abi ya da 11.45 mi olsun? Tamam, ben böyle ya. Bir 12 gibi şeye gideceğim. Bence kesme yayını. Bence kesmeyelim. Kesince ben giderim. Tamam, o zaman mı oluruz abi? Öyle yaparız o zaman. O tamam. Zaman sen bir free yap şu an. Let's go! Kombine gitti. Artık bir free. Free. Bayla. Bunun üstüne yap. Sen bayağı... hazır yapsın. Beatbox üstüne. Beatbox üstüne freestyle. Bayağıdır yapmıyorum. Büyük challenge. Beatbox'ın üstüne freestyle ile MC çok büyük risk alıyor ama. Çünkü beatbox yapanın nefes alışverişi sıçtığı an sen de sıçıyorsun. Ondan çok iyi tanışman gerekiyor. Pango sıçacağından gibi. Demiyorum bu arada tabii ki. Ben nefesimi yetmez yapamam zaten. O beatboxçı değil. O var mı o zaman Baykan bir tane beat söylesin ya. Umut Ertaş teşekkür ederiz. Twitch'in abi raconlarından birisi benim gördüğüm. Arada teşekkür ediyorum abone olan. Çok iyi. Arkadaşlarımıza. Biz de edelim. Muhabbetin ortasında böyle çok ciddi şeyler konuşuluyor. Ben alttan böyle Şahin'de oturup teşekkür ediyorum. Kime ediyoruz? Umut diye bir kardeşimize teşekkür ederim. Bir tane şarkının instrumentalini yapsan olur mu? Ha? Bir tane şarkının instrumentalini istesem ona mesela freestyle yapsam. Ben çok mutlu olsam bu dönemde. Olur, olur. Tamam, gelin yanına açalım abi. Olur kardeşim. West Coast instrumental. Olur. G-Eazy Blueface falan olan bir şarkı var. G-Eazy Blueface instrumental diyelim mi? Yani, G-Eazy severim de. Big respect o yüzden. Bu aynı bu. Yeah. Pango'nun isteği ne? 6 million ways to mob, choose one. Yeah man. Ses dengesi nasıl acaba? Bu beat zor bir kelime gibi işte. Ya ses nasıl? Dengeli mi? Ya. Blue face, purple face, on the mic, dinlediğin spay. Her zaman güzel vibe, pozitif. Bebelerden sıkıldık dedik ki siktirip gideyim. Başka yerde kaldım kafamda çizim. Hiçbir zaman kaçmaz ki lanet şu dilimden ritim. Bebeler bilirdi bizi yedik onuman çizim çizi. Üstünüz çizik olur bizi çizip isminizi geçtik. Yanından bir şeyler seçtik bu ekip seçkin. Elit takım gibi geldi sezgilerimiz açık. Kafamızda her tarafta çakra. Bebelense ahras ağızlarıyla bakacak lan boşver parça. Yapamayız senle ben bakça. Sen Antalya spor yenilirsin bugün bak farklı yazar skor. Bebelere troll.
Arada bir fark benim yaptığım bir show kankam hiçbir zaman durmuyor. Kafamın içinde kelimeler olur kördüğüm. Bu gördüğün dışındadır ömrümün. Sonu olur belki törpüdür. Belki özgürlük sevdi körkütük. O yüzden devam ettik dedik şimdi özgürüz. Değiliz yorgunu biz bunun aşığı. Kafamda kalın moruk bağlıyorum bağcığımı. Geliştirdim bağışıklık dağcıydım. Bu yolda belki bazen biz geç kaldık. Ama asla erken gelmedik. Yere serilir bu bebeler. Şimdi bakmam ki sana tepeden. Gelelim aynı yerden men eder. Geçelim değişir moruk mertepen. Wow warrior kafa felsefem. Son suza kadar düşün elinde kupa. Yazı tura oynuyorduk bugün içiyoruz hookah. Birkaç tane hookah güzel bugün oha. Derim o an kafamda kaldı düşünceler oha. Hep düşünürüm ateş akar ah ah. Devam et kankamla bu mag. Hayat verip bana haz haze. Wow fame falan kovalamadık ki. Hiç hep acı çektik pain. Yükselir mi gain oldu max pain. Hisset beni babe. Sorun gibi beynindeki renk nedir moruk kokoş. O flowlarım my hoş bir ortamda loş. Işık ekliğinde kalır bence boş. Yine de anlatırım koş geride kal ya da sor. Bana umrumda değil sert problem bu dead boy. Kelimeler depoda bebeler gettoda. Dinlerim hip hop'u her yerde metroda. Nasıl anlatalım laptopa. Yasa yasa değişti hayatım eskopar. Oldum kafiye basında moruk rap kokar. O da pis gelirse kora yala bek kokar. Siz gelirseniz kankam tek topa. Kaldı oyun vurdum gol kaçmana. Gerek yok aç istersen tek nota. Takılırız bugün bağlarım tek moda. Bebeler iyi der ama kekolar. Bu da problem değil var equalizer. Shit nasıl olsun işin respect come off yanımdadır. Bugün hip hop bizim işimiz lavuk. Bebelere kalmaz tavuk gibi yeriz hepsini bulsak. Redki çizgi romanı ben tabut. La beklerim yanımda seni konuşup durur. Çocuklar işler içine işler dişler. Güzel güldük 32 iş önümde fişler. Bitmez anlatırım hitman. Vurdum himen ipten inmem ipman itman. Planlarım iptal olmaz hiçbir zaman artık. Kankam düşün yaptığın nedir beni dinlediğinde yazmış. Sanarsın bir yanlış var çalıştım yaz kış. Rüyalara dalmış hayale dalmış. Haldeyse yine de yanlış olan hiçbir şey yok. Sonuna kadar hep vardık masada biz vardık. İçimizden geldiği şekilde bir parça gibi buna kalbi vere vere yaptık. Shit club'da ya da evde bu hafta neredeyse Radyo Los Santos'ta. Bu beat seçimi için Pango'ya. Çok güzel. Let's go man. İnanılmaz. Uf. İnanılmaz. İçimden geldi lan. İşte abi o bir aradalığın enerjisi. Ağzına sağlık. Bu arada ben de şeylere başlayacağım. Podcast'lere başlayacağım. Yes sir. Orada da böyle bol freestyle'lı, akapellalı, kaynatmalı stand-upçıların ve MC'lerin olduğu. Yani atıyorum Spade de konuğum olacak. Atıyorum Deniz Göktaş da o gün olacak. Ve orada böyle bir doğaçlama hem stand-up hem freestyle yani kelimelerle, edebiyatla birbirlerini çarpıştıracağımız bir program yapacağız. Yes sir. O yüzden hepinizi bekliyoruz. Ama yapacağım. O zamanı geldi. Az kaldı. Geliyor. Haberiniz olur arkadaşlar. Demo dinleyelim mi biraz? Son 20 dakikalarımızda böyle. Yes. Son 20 dakikamızda demolar dinleyelim. Let's. Revo UKC Beat Respect. O demo. Burası Texas Amerika. Yani insanlar ve Escobar. Nasıl bir hayat. Nasıl bir hayat. Macera dolu Amerika. Amerika. Macera. Macera dolu. Brezilya yaktı bizi. Sırbistan için izleseydik. Yes sir. O zaman abi kulaklıkları Pango'yu da davet edelim. Ben de bir çay koyayım ben. Ve de bir çay ben. Koyayım. Nasıl kitledi reggaeton bitim bizi? Demoları nereye yapacaksınız? Bir link vardı. Aa Discord linkini paylaşalım arkadaşlar. Hemen Discord linkini paylaşıyorum. Böyle her yaptığını söyleyen insanlar vardır ya, bir yere kadar sempatik sonra rahatsız edici olur. Linki kopyaladım, kopyalaya bastım, ekranı küçülttüm, şuraya sağ tıkladım, yapıştıra kafan bastım, çok iyi duruyor bak, enter'a bastım, kafam biraz parladı.
Ulan sen de kel oldun be. Abi ben kel doğmuş gibi bir şey. Yok lan önceden vardı, vardı biraz ya, saçın. Vardı. Aa biz tabii biz seninle benim saçım varken tanıştık. Senin saçın o kadar eski oğlum. Saçın vardı. Jöle böyle nasıl sürüyordun. Biliyor musun bak şöyle yapardım saçımı. Jöle sürüyordun. Aynen şuradan göstereyim. Jöle değilse de saçını suyla böyle saçıma şöyle falan yapardım. Şimdi yapınca çok tuhaf oluyor da. Şöyle yandan şöyle düzeltiyorum. Var mı babada, babada falan var mı? Babada var, amcalar, ha, dede kendin. Neredeyse annem bile şey yani bir kadına göre daha az saçlı yani. Anladım. Olur abi şimdi. Ne olsun. Kafa tasın iyi ama. Çok şükür. Gördüğüm abi. En iyi kafa taslarından biri. Teşekkür ederim. Tam bir tam bir New York kafa tası var. Bir Queens'li kafa tasına sahipsin. Ben şey diyorum. Böyle. Anime kafa tası. Tam bir kafa tası avcısının yakalayabileceği kafa taslarındansın. Tam Tanrı kafa tası. Ya da kafa tası avcısının kafa tası. Hayır, kafatası avcısının kafatası kötü olduğu için kafatası avlar. Kafatası geliyor. Sen bir kafatası avcısının isteyebileceği en iyi kafatasına sahipsin. Ama ona bu kafatasını vermeyeceğim abi. Ama kırgın. Çünkü biz kafatası vermiyoruz. Yo yo suyu alacağım abi. Çünkü ben abi kung fu biliyorum falan diyorum. Saçma sapan. Onların da mızrakları var. Baya bozdum rahatını kusura bakma. Yo estağfurullah. Ama senin zaten kulaklığa gelmem gerekiyordu kardeşim. Kulaklığı kendime getireceğim daha doğrusu. Aaa. Bana gelemez. Kulaklık benim ayağıma gelecek diyor. Şarkı dinlerken mimiklerimi göstermemeye karar verdim. Nasıl fikir? Tercih senin. Kardeşim, hayat senin. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Arkadaşlar demo dinlemeye başlıyoruz. Şu anda aşağıda patates emojilerimiz. Aa evet. Atıyor mu insanlar? Anladılar değil mi? Bunu sana da anlatmamız lazım abi. Patates birazcık çete, bahsedildi patates ama. Patates emojisi koyduk. Bir tane ham patates, bir tane kızarmış patates. Kızarmış patates potansiyeli olanlara. Yok yok çok potansiyel. Yani güzel pişmiş, servise hazır, hazır hale gelmiş. Ama ham topraktan çıkmış patates. Patates patates yani. Patates olmuyor. O yani hani ya işte. Çürümüş patates. Ya çok çalışsın ya da belki de başka bir şeye yönelebilir. Ben grafiti yaparken mesela tagim iyidir ama benim arkadaşlarım o zamanlar çok iyi değildim grafitide. Sen daha iyi freestyle yapıyorsun abi. Bence grafitiye çok zaman ayırma. Sen rap'e yönel dediler. Onlar öyle deyince ben de onları dinlemeye karar verdim. Eyvallah. Tamam bir bildiğiniz vardır dedim. Çünkü onlar benden daha iyi grafiti yapıyordu. Tamam dedim yani. Şimdi bu arada abi demo deyince hakikaten demo geliyor. Yani. Gelsin demolar. 2 Aralık tarihinde. Özmen burada mısın? Chat'te misin? Bugün 2 Aralık aynen. Özmen diye bir kardeşimiz var, yetenekli bir kardeşimiz. Şaşırtan şeyler atıyor bakalım ne yapmış. Özmen'le açmak güzel oldu. Hadi bakalım. Yo. Los Santos demo sezonunda Özmen'i dinliyoruz. Lemon Pill. Alttan tire 1.mp3. Biraz ses alabiliyor muyuz peki? Sesi. Senin kulaklığı açabiliriz. Ha, onu çıkarsana şey BD40'ın direktörünü. Mesela hemen birine benzettim. Bitsin öyle söyleyecek. Çok merak ettim. Süper trap. Bu kadar mı? Süper trap olması da çok mutluyum. Bu kadar mı? Arkadaşlar lütfen. Bu kadar. Daha çok tamam. Süper trap yapın. Aslında en ideali bu arada Özmen muhabbeti daha bilen bir arkadaş. Ben aslında bir dakika istiyorum. Bu şarkıyı söyleyen arkadaşımızın ismi Özmen mi? Özmen. Özmenciğim ritmin çok iyi. Melodin var. Ama mesela bunu sakın yanlış anlama. İlk girdiğinde Keyşan gibi girdin. O autotune'un ayarından presetten. Mıdır? Okuyuş presetten. Yani şeyde flow'da da var biraz. O ilk girişte Keyşan hissi geldi. Ya bunu açık söylüyorum. Bu şey ama yani bunu olumlu bir eleştiri olarak gör. Zaten bunun yaptığın şeyin birçok örneği var. Ama ben mesela ilk girdiğinde bir Keyşan stili duydum. Tabii ki Keyşan dinlemiyorsundur. Ya da belki dinlediğin bir şarkı bilinçaltında da kalmış olabilir. Böyle stiller de var.
Aynen, ama ben hani yakın olarak bu soundlarda ben mesela bu soundlarda dinlediğimde Keyshan'la benimsiyorum bu soundu. Türkçe çünkü sound bir yandan evet, Türkçe öyle biçimde yani. Öyle oluyor. O halde sıradaki demoya geçebiliriz. Pango'yu ekranda istiyorlar ama Pango burada koltukta sandalyede oturuyor. Boş muhabbet yapıyorsunuz. Telefonuna gel, bakıyor. Gel. Hep telefonuna bakıyor Pango ya. Gel gel. Nasıl ya? Sosyal bir çocuk. Sosyal medyasını önemsiyor. Telefonuma bakıyor. Ankara'da kendini tatilde olarak. Adam her gün mesai yapıyor. Muhabbet edebiliyorum kardeşim. Benim ben senin yüzüne korurum ben. Evet abi. Ben şöyle diyebilirim. Ben de ama aslında bir yaşlı amca eleştirisi gibi diyorum ki. Yaşlı amca diye bir grup var. Hep telefonunuzun ekranına bakıyorsunuz falan. İşte o yaşlı amca var, yaşlı amca çıkar göster. Ya ama artık yaşlı var. Amcalar da telefon ekranına bakıyor. Spade. Gerçi o da doğru abi. Yani. Şimdi. Neye baktığın önemli. Neye baktığın önemli. Evet sırada. Sırada kamufu şu beatte görmek isterdim diyerek kendi beatini atmış. Bakalım. Belki görürsün Uğurcan şu an. Uğurcan Görmez chatteki Handan. Oydu belki, galiba. Belki şu an bir akapella kayılabilir. 75 BPM boom bap. Hoşuna giderse abi direkt. 75 BPM boom bap. Geldi Griselda type beat ya. Griselda type beat. Yemen. Kafamızda oluşan o anılar, yaralar, lime lime eder seni acıdan paralar. Anlaşılmayan bir problem mi var, landa var. Her köşede erkete çıkarcı onca andaval. Özünde her bir saniyeyle andalar. Her bir halta maydanozlar arkamızda laf yapar. Egosuyla patlatılır yalan martaval. Kaş yaparken göz çıkartan arkadaşlar da var. Hayır abi ses çok kötü diyor. Şakalar antipatik hallerine gülmek için çabalar. Dram yazdım da poetler rapa pam. Alt edilir bir kalemle tüm ağlar paşalar. Tek tip olma sakın alırsın al aşağı. Sorunları çözebilmek gerek arkadaşça. Meşrebine göre davranılacaksa. Asabiyet elimizin kiri dur bir dakika. Seni gaza getirenler arkalarda. Cesaretin felaketin olur göz karartma. Hayat kontrolü sağlamak demektir. Bütün dizginlerine sarılman gerekli şu cihanda. İnatla, çabala inatla. Aradığın bütün cevapların hissiyatta. Bu koca alem kimin karnını doyurmuyor? Söyle bana ne işin var hala gırtlağımda? Çok yavaş ya. Böyle yani, öyle. Bunlar güçsüz geliyor. Bence yine de tek attın ya. Ya beat şey çok cılız bir beat. Aynen. Biraz mix, equalizer kasması lazım değil mi biraz? Bas sürüşünü ben farklı yapardım falan. Mesela daha dolu bir bas sürüşü sample yapardım. Sample iyi, aynen. İyi bir sample. Basları ben de ama birazcık drum ve bas çalışman lazım. Aynen. Biraz synthesizer kullanman lazım. Bunlar da çok önemli şimdi bu bunlar devirde. Bunlar önemli, bunları yapman lazım. Ama hissiyat güzel, sample güzel. Şey, sample yani, güzel bir sample. Evet. İyi yakalamış patates, orayı. Yani kızarmış patatese yakın biraz. Hani kızarmış patates. Fırına yeni atılmış diyelim. Daha kızarmamış. Şeyin içinde, fritözün içinde mi diyorsun? Tamam. 75 BPM de çok düşük. Kimin kulağını acıtıyoruz şu an? Sen bunda bir problem var. Benim sen kendisin. Ben abi şey... Onun sesle ilgili. Ya, sesle ilgili... Gol oldu. Şeyi duyarken kamerim. Kim attı? Abubakar attı. Beşiktaş'ın çocuğu. Bir de golü izle. Son Abubakar attı. Son dakika 90. Gole bak bir de nereye vurdu kafayı. Brezilya zaten çıkıyor her türlü ya. O ASAP Rocky. Eto. ASAP Rocky. Eto. What the fuck man? Ha büyücü. Gol büyüsü ya. Büyücü. Güzel. Sarı evet, evet sırada neyimiz var hocam? Golü izleyin bu arada çaktım. Ona bakarız hocam. Sırada abi Güney Boy o genç kardeşimiz. Güney Boy. Az önce bahsettiğimiz. Onda abi sadece bak. Bir şey söylemek istiyorum. Söyleyeceğim şöyle bir eksik var. Bilmiyorum o jenerasyonda herkeste var mı ama. Yayında mesela bir muhabbet ediyoruz değil mi? Dinleyeceğiz bir noktada. Abi dinler misin? Dinliyoruz abi teşekkür de etmiyorsun. Anladın mı yani? Tamam ediyorsun da bir yandan da bir iletişim halindeyiz ama bence biz böyle davranmıyorduk yani. Ben onu demeye çalışıyorum. Tamam. Bir şeyi var. Bunların böyle bir ince ayarı var. Bunları tutturabilmek gerektiğini düşünüyorum. Sadece sen özelinde söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum bunu. Değil mi? Tamam.
Bir şey diyeceğim. Çok özür dilerim. Bu benim boomerlığımla alakalı. Boy ne demek abi? Boy hani güney oğlan. Ne? Güney çocuk. Boy hani. Ben öyle düşünüyorum. What up boy? You know what I'm saying? Bunun iyi yazılması. What up boy? Ha boy. Boy. Çocuk. Bizim çocuk var. Ha bizim çocuk. Nice boy. Tamam, güney oğlan. Tamam, nice okay. Boy. Güney boy. Ha, boydan geliyor boy. Aynen. Tamam, tamam. İsim çıkarmakta haklı tamam. Bu dakikada bunu attı çünkü. Boeing. Biraz... Yani ben en azından haklı şey öyle oldum. Kırmızı düşünüyorum. Karta gerek yok. Kırmızı karta. Sarısı evet. Olmasa yapılır. Güney'in daha dün annemizin 142 BPM. Joy nerede? EB minör. Joy uyuyor olabilir aşağıda. Uyuyor, uyuyor. O bizden farklı bir zaman diliminde yaşıyordu. Aynen. Joy vampirmiş aslında. Değil mi? Uyusun yavrum. Açıyorum. Odasının kapısı açıktı Güney. Bu arada. Bayılıyor sample'ı. Çok iyi. Başa alsana be. Bunu başa alalım değil mi? Evet, geldi. Annemizin kollarında yaşarken. Hop. Yeah. Hey. Yeah. İbrahim sen. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Aa. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Aa. Bunu kim atmış ya? Güzel basıyor şu anda iyi ya. Bu Güney mi abi? Aynen. Güney ne yapıyor ya? 16 yaşında delirmiş onu. Daha dün annemize diyet yapan ilk insansın. Bir kere tarihe geçtin öncelikle. Çok güzel. Sevdim. Oo altta da şey yani. Arda teşekkürler. Harlı harlı altta. Dolu bayağı ya. Bayağı dolu. Akıyor. Arada bayağı manşatlar, silah sesli şeyler geliyor. Tam canların kurallarını uygulamış her şeyi. O zaman. Aa ya. Mantık arkamda kaldı. Zampara adamlardan al saygı. Mesafeyi koru bak müptezeller geliyor. Kaç mantarada dan ahlaksız aygır. Nargeni paptan 5 dönüm esnet. Tatakta kardeşi enses pasıl. Resmen puzzle bu parçaları elimde bıraksam olur. Hip hop hepten falım. Cesaretini topla. Mesafemizi bozma. Ceza deliri portlar kamuf. Sıkar kafana cezaevini boylar. Nezaketini sok sen kıçına. Cefa çekelim ortak. Mesanenizi şopla. Hücum ederdim metan vitamin olsa. Gerilerim eli temin eli getir yeni nesil evim. Metale köle yok herifin üneri gemide dümenim adımı geçirin literatüre terimin önemi yeni bir dönemin başlamasına örnek olsun la bebe yine mi anlamadı ve romantizme geri mi dönelim elini cigara koy da söyle gülünü dikene koyma böyle Allah aşkına lan yeter be rap dediğiniz olmaz nana tazlı adamların sesi vereme şek gibi merzifondan tezzek dolu kapatasınız etraf temizlenmez sifonla daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk şimdi old school olduk sınıfları doldurduk çünkü 10 yıl geçti çünkü 10 yıl geçti eskiyiz eski olunca old school oluyormuş dermişim benim mamam drop varmış bu drop denen şey olmuş yine bu ne amına koyayım ya direkt kızarmış patates. Buna veririm. Bu çok iyi bence. Hatta böyle servis edilmiş bir patates. Bu bence olmuş. Güzel. Yo seste bir sorun yok. Görüntü biraz şey olmuş sadece. Ses çok iyi olmuş. Ben şeyden endişeleniyorum da abi. Bazen niye böyle sürekli etrafla oynuyorum. Az önce oynadım panikledim. Bazı yayınlarda kimse bölmek de istemiyor yazıp. Ama... Bazen beat'in sesi, bazen de vokalin sesi çok olabiliyor. Hı-hı. Biraz benim kulaklığıma gelen duyumla da alakalı olabilir. Panikledim. Şu an kırmızıydı o. Yani. Şeyde de bitrate mi düşürsen diyorsun da bitrate abi 1500'e düşüreyim mi? Bir sıkıntı olur mu? Çok mu kullanırız koçu kapattık. Orada bilmiyorum. Bir şey de olmaz abi düşüreyim. Benim anladım. Bitmedi mi maç? Ben bitti diye kapattım. Yo baksana nerede maç? Aa bitmemiş. Sesini kısabiliriz istersen mesela. Sen onu istiyordun gibi daha çok. Yok, interneti belki yavaşlatıyordur diye düşündüm biliyor musun aslında? Okay, Brezilya her türlü çıkıyor Parolo, zaten. Parolo, big respect, teşekkür ederiz. Üstad tasarımcın var mı? Arkadaşlarımız var ama sen de bir şeyler yapıyorsan abi gönder görelim çok isteriz. Ben isterim, merak ettim. Kim istemez? Kim istemez yani?
Belki şoka uğrayacağız. Başka? Patates derken kızarmış değil, yanmış amına koyayım. Çok iyiydi diyen olmuş. Canım. Güzel, aynen. Güneyboy iyi ya. Patatesi elinde yapmış direkt, değil mi? Şu ateş yakmış. Aynen. Güneyboy yetenekli. 95 BPM'dir o galiba. İberci'nin 95C. Heh, tam sevdiğim BPM'ler. Geliyor. Ver bakalım. Arkada yayın açık değil bende. Arkada sunup ama var. Telefonumda açık, Orbin'in de şeyde açık, bilgisayarda açık. Hani Wave 808 teşekkürler. Sen niye açık? Sen de telefonda niye açık? Ben şeyden bakıyorum. Bazen telefondan bakıyorum. Hem de izleyiciyi takip ediyorum. Tamam. Bak, sen kapat. Kapat. Yeah. Radyo Los Santos'ta kulağınızda İberci. Doğal. Ya. Güzel. Sample güzel. Davullarda biraz sıkıntı var. Snare tonu falan biraz yanlış bir ya, seçim gibi. Ha. İmkanı yok, imkanı yok dedi huzurlu bir tebessümün imkanı yok. İhmali çok, bunun ihmali çok. İnan hiçbir zaman olamayacak bizden bir bok. İstenmiyor, barış istenmiyor. Her şey apaçık ortada, bunlar gizlenmiyor. Senin sana yararın var, git kendin ol. Zaten boka batmış adam asla pislenmiyor. Dinlenmiyor, sözüm dinlenmiyor. Hiçbir zümreden bir damla dahi ses gelmiyor. Sisten bir yol var, sisten bir yol. Gidip kaybolanlar neden asla hiç gelmiyor? İpe sapa sorsan hiç eşkali yok. Aga bu tür yalanların asla emsali yok. Derin bir çukura doğru sürüklenen bir kabusta bilinçaltımızın asla vicdanı yok. Ama davullara işte biraz güç var. Gayet snare çok zayıf ya. Yani kick de zayıf, yani davullar zayıf. Bas duyamıyorum. Galiba bas. Berkan hoş geldin. Burada tek kickle vuran bir şey var. Yani, yani. Bir bas yok yani. Bir yazılmış bir. Bak ama sample çok güzel. Eyvallah kardeşim, sana da bir kısmet. Sen daha düzük çek şey bekliyorsun. Ben böyle daha akıcı bir şey böyle. Akapella hangi şarkıdandı dendi? Daha uzun sesli bahsediyorsun. Ben daha şey de olur davul hani. İmkanı yok lan. Sagopa Kajmer'in paylaştığı şey. Vice diye bir arkadaşımız var abi. Doğru. O da yetenekli bir MC. O bir demo atmış. Rap Vice'in duyalım gözler... ya. Hiç rap duyamadık. Şimdi duyacağız. Bir tane duyduk. Vice duyuracak bize. Böyle beklentiyi de yükseltmiş gibi. Aynen, bazen da. Öyle oluyor ya. Çocuk tam da o bir şeyini oluyor. Atmış oluyor. Kötü bir şey atmış oluyor. Bilerek şakasında bir şarkı bizim, alıyor. Ama bugün de şakasını attıysan şey kardeşim. Böyle, tavukları pişirmiş. Öyle yani. Garip bir şeyler dinledik biz ya. Ne dinledik? Patates diye bir şarkı dinledik biz. Direkt bir şey yolladık. O Bahadır diye bir arkadaş var. Onun kaynak parçaları oluyor. Bugün burada attıysa o da yine dinleriz. Tasarım olarak ne eksiğin var hemen yapalım. Vallahi abi bunu... Yok. Düşünmem lazım üzerine eksiğim aslında ya bu konuda. Bence yok ya. Yani. Ama yine de Dep Boy demek tasarım demektir. Aynen, ya biz hocam. Biz tasarım sıkıyoruz biz. Bizim şu an evet aslına bakarsan eksik her şey var mı deyince bir şu yayında. Her şeyden böyle her sanat döneminden aynen. Örnek yapan arkadaşımız var hatta. Yani vurucu bir şey yapıyorsan zaten Dep Boy'dansındır. Ama yine de gönderirsen de görebiliriz. Tabii ya. Ki ya. Tabii ki canım. Ya özellikle şu lazım şöyle yap değil de sen öyle lütfen bir şey yolla bize yani biz bakalım. Çok şükür. Yani. Aynen. Şaşır yani, bizi. Çok şükür bazı şükür, şeyler. Şükür harbi. Şükür. Vice gözler. Vur. Oo, bu sample çok bu meşhur. Beat. Bu o beat direkt ya. Direkt o beat değil mi? Aynen. Ama buna kim? Vice Immortal Technique mi okumuştu buna? Winipez okumuştu buna. Gözler, eskisinden daha da duygusuz etrafı gözler. İcraat olmadıkça anlamsız verdiğin sözler. Yanlışlar yanlışı izler. Seçmeliydin başka yolu varken. Tehlike çanları çalmaya başladı şimdiden. Belki de söylemelisin hemen sonradan. Bu beat o beat demem. Değil bu arada. Doğruya götürür derler akla ilk gelen. Uzaklaştım doğrulardan çeldi aklımı son gelen. Oldu bittiye getirdik her şeyi. Yaptığımız yanlışlar elbet gösterir bir gün gerçeği.
Hayatımız bir saatin döngüsü gibi. Yer kovanı ilerlemezse ilerlemez akrebi. Alamazsın kokusunu papatyanın solmadan. Geçirdin mi hiçbir geceyi ölümden korkmadan? Yoldan sapmadan, yaşama amacını sormadan. Bir gün yatmak isterdin eminim boşa koşmadan. Geçici bu dünyada her gün ciddileşir tabi. Her bir çatık kaş arkasında nedeni taşır. Duygusuzca bakıyoruz olanlara, söylesene gerçekleri duymaya hangimiz hazır? Konuştuğun her bir satır hitap etmez algıma. İçi boş tavsiyelerin giriş izni yok aklıma. Altın kelebek zımbırtısı iyi gelir mi kaygıma? Yarın öleceksen ne yazar bulansam altına? Gözler eskisinden daha da duygusuz, etrafı gözler. İcraat olmadıkça anlamsız verdiğin sözler. Yanlışlar yanlışı izler, seçmeliydin başka yolu varken. Gözler eskisinden daha da duygusuz, etrafı gözler. İcraat olmadıkça anlamsız verdiğin sözler. Yanlışlar yanlışı izler, seçmeliydin başka yolu varken. Ya görünmez iyiliklerin, işte buna da kinliklerim. Ah be duvar, kulağın olduğu kadar keşke olsa dilin. O zaman yalnızlık diye bir şey kalır mıydı dünya? Ya da baksana birçok insanda çoktan kopmuş bütün film. Nereden geldiğini bilmeden gidersin anca geriye. Huzura ermek için hala çok fırsat var elinde. Olağanüstü bir gücün rehberliğinde basmamaya çalışırım kırmızı çizgiye. Ya ya gözler eskisinden daha da duygusuz, etrafı gözler. İcraat olmadıkça anlamsız verdiğin sözler. Yanlışlar yanlışı izler, seçmeliydin başka yolu varken. Gözler gözler. Sözleri çok güzel, hisli bir çocuk yani maşallah, ama teknik kendim naçizane